arkadaşlar. Bugünkü yayını ben açıyorum. Ben Esmoş'un Hollanda'daki oğlu Veysi. Söz Esma Hanım'da. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçen hafta elektrik aksamındaydık. Tabii biz otobüse elektrik aksamıyla başladık. Şaselere indik, koltuklara geçtik. Bayağı bir iş yaptık. Biz koltuk almaya karar vermiştik ikinci el. Ama baktık ki bizim koltuğumuz da çok güzel, mekanizması çok güzel. Eğer tamir edebilirsek neden kendi koltuğumuzu yapmayalım diye koltuğu yaptık, elektrik aksamını yaptık. Bu hafta böyle geçti. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorum yapmayı özellikle unutmuyoruz. Beğenilmeyi de unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dönmüşsünüz İstanbul'dan. Aynen. Hızlı bir gidiş dönüş olmuş. Karavana başlamadan. Öndekini kısa bırakmışım abi. Karavancılığa başladım. Sıra sizde artık. İnşallah da bizim biraz mola vereceğiz bana. Yolun gidiyor. Gidiyor mu abi? Gidiyor. Ayın 20 ya da 21'i. O zaman proje seneye kaldı. Ağır ağır çok vaktim var abi. Yavaş yavaş. Canını istedikçe. Sindire sindire. Aynen. Sobayı sökmeseydin falan. Değil mi? Peki o kadar şey ne için çekmişler abi? Yani uçları bir yere gidiyor muydu? Boş. Gitmiş. Bazıları da boşta. Gördünüz mü içini? Hiç kablo kalmadı. Biz içine hep girip çıkıyoruz ya. Update'leri alıyoruz. Buraya bu olacak, buraya şu olacak. Karar değiştirdik, şu olacak. Onları alıyoruz. İstanbul'dan gittik geldik, bir sürü kararımız değişti. Aha. Ne oldu mesela? Aha. Projede neler değişti? Birazcık bize bahseder misiniz? Detay değil de ana hatta bir değişiklik varsa o daha önemli. Tuvalet konusunda çok takılmıştık mesela, değil mi? Evet. Ne gerçi oldunuz? Hala takılıyız da. Çok da bir şey. Hani şey. Ama tabii hepsinin şeyini öğrendik. Nasıl olacak, ne yapılacak dedik. Çok bilgi sahibi olduk. Biz hala da o 20 litrelik tuvalette bize yetmeyeceğini, bir ondan kaçmak için çabalıyoruz ama herhalde eninde sonunda o olacak gibi geliyor bana. Kasetli tuvalet yapacaksın. Ya herkes kasetli. Ya karavancılıkta kasetli. Bir de yurt dışına çıkışlarda sıkıntıymış o. Yakaladım. Ne yapıyorsun gece gece? Çöküyorum hala. Bak arkadan çektiğim kablolar ondan aklım açsındı şimdi. Bunların hepsi arkadan mı çıktı? Bir şu şeyi kaybetmek istemiyorum. Kilometre bilgisinin nereden geldiğini bilmediğim için. Bir de şurada bak ne çıktı biliyor musun? Turun üzerine bağlamış bunlar çıktı. Şöyle bir grup kablo çıktı. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tanesi de kalın. Ne işe yarıyormuş? Valla hiçbir işe yaramıyordu. Burada böyle bağlı vaziyette motorun kenarında duruyordu. Ben de uçlarını buradan kestim, arka tarafı aldım. Hiçbir şey değil. Isıtma bujilerinin mi acaba diyorum. Daha hala onları da bulamadım. Yarın bir alttan üstten geleceğim ama girmeden de acaba diyorum bir yıkama mı yapsak? Kırmızıları da çekebilirsin. İki siyah beraber galiba. Aa boş mu öbür taraflar da mı kesikti? Evet. Tamam. Şu şekilde boş. Sarı. Pembe. Gri. Yeşil. Şimdi gri. Sen görüyor musun da çektiğini? Tahmin ediyorum. Evet. Elektrikçi değil miyim arkadaşım? Kablo satışlarımız başlamıştır. Kalbine yaklaşıyor abi giderek. Her geldiğinde temizleniyor. Ciddi misin? Şaka. Bugüne kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Kesin oradan bir kablo gitti. Bir tane mi kaç tane kablo kestik? Hepsini atsan attın.
Hadi suçlu ben oldum şimdi. Evet. Hadi bakalım sarı çizmeli Mehmet abi yolun. Bozdun arabayı. Bozmadım. Şimdi motordan gelip de buraya giren bir kablo kestik mi? Sen biraz önce hata yaptım. O kırmızıydı. Kırmızı kabloyu kestim. Kırmızı oldu. Mavi miydi? Tamam, mavi kablo normaldi. Bak şurada bir şey var. Öne gelen kabloyu etiketledik ya. O kablo bu kablo mu? Çekiyorum o kabloyu. Hangi kablo o kablo? Sigorta kutusundan gelen demişiz. Çünkü nereden geldiğini de bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz. Şimdi neydi o? 10 tane kadar. Şimdi bu olmaz. Çizgili. Bu olabilir. Ama kalınlıkları tutmuyor. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Şu. Bak bir tane şurada. Şöyle bir kablo var. Bunun olma ihtimali var. Şimdi buraya bir enerji mi lazımmış? Önce onu bir öğrenelim. Eğer buraya şimdi enerji geldiyse gelmedi. Bunda var. Şase mi aldım acaba? Basıyorum. Dur. Bir saniye ya. Niye? Tam. Şimdi de sonra arasında ne fark var? Bunu bir soketten mi söktük yoksa? Hani bir soket attık ya. Evet. Evet, yaşasın hangisiymiş? Aslında hiçbiri bence. Yani ben buraya bir 12 volt, özür dilerim, 24 volt gitmesi gerekiyor. Şurası. Çünkü sigorta panelinden gittiği için. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bakacağız onun ne olduğunu. Bir noktada ya. Belki bir pompadır ya da bir şeydir. Ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Yalnız bunu verince enerjiyi çalıştı. Sıkıntı yok. Evet, sıkıntı yok. Gözüm yağmur başladı. Ve çok hızlı yanıyor. Öyle mi? Evet. Çabuk oldu. İndiriyor. Tamam. Bayağı ağır. Ağır tabii, taşınacak. Bunun mekaniğine bakalım. Bunun mekaniği o baktığımız koltuklardan çok çok daha iyiymiş. Yani şöyle bir şey var bunda. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum da. Bak böyle bir özelliği birincisi. Tam tamına yatıyor. Evet. Şurada şu ilerisi gerisi. Hı hı. Şurada ön tarafta ve arka tarafta iki ayarı daha var. Bunlar da şimdi bakacağız. Arkanın herhalde yükseklik ve önün yükseklik ayarı. Yani beşik hareketi anladığım kadarıyla. Hadi yok, ya. Ona bakacağım işte, tam emin değilim. Bir de burada bir sertlik ayarı var şurada. Bunun da şeyi kırılmış. Tutacak yeri kırılmış. Bakacağım bakalım bu neyi, yayın sertliğini mi ayarlıyor acaba? Çünkü yaylı bu. Hani havalı koltuklardan değil. Tamam, çekip bakalım. Bir çekip bakalım mekanizması neymiş. Çünkü alacağımız diğerlerinin de ya da işte hoşumuza gidenlerin hepsi de mutlaka yine bir koltuk kaplaması gerekiyordu. En azından hani kaplama olmasa bile ona uygun temiz bir kılıf mutlaka gerekecekti. Bu da şimdi aynı şekilde olacak. Çevirdikçe buradaki yayın sertliğini ayarlıyor, sıkıştırıyor, gevşetiyor. Sen de burada süspansiyonlu. Bir de ben aslında şey istiyorum, bu koltuğun emniyet kemeri böyle sadece çaprazdan gelip buna takılıyordu. Ama buradan gelip, bir de buradan gelip, yani 1, 2, 3 nokta bağlantı olmasını isterdim. Bunu önce bir yıkayayım, sonra bir gazla temizleme yapayım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Koltuğun genel durumu bu. Şurada bir kırığımız var. Bu boru kırık. Bir bunu elden geçireceğiz, kaynatacağız. Aynı tarafın karşısında, karşı tarafında şurada bir deformasyon var. Buradan bakınca da gözüküyor. Şöyle bir eğim yapmış. Şu makaslar çalışmadığı için şunlar. Aynısı burada da var, arka tarafta. Koltuğun şu üst kısım beşik hareketi yapacak diye düşünüyorum. Ama tabanda da araya bir somun atmışlar iki tarafa ki bu düz dursun diye. Bu neden kaynaklanan bir yamukluğu düzeltmiş çalışmışlar onu anlamadım. Ya şase kendinden mi yamuk yoksa şu makas mı kısa onu anlamış değilim. Tabii biraz karanlık.
Evet, şu an daha net gözüküyor. Şuraya ve buraya birer tane somun koyarak arayı düz durmasını sağlamaya çalışmışlar. Bu yamukluk neden kaynaklanıyor onu bir bulacağım. Şu makasların kısalığından mı kaynaklanıyor? Yoksa ki sağ taraf aşağı düşmüş, onu yükseltmeye çalışmışlar. Yoksa kendi şasisinde bir yamukluk var. Onu anlayamadım. Şimdi öncelikle şunu bir çıkartıp dışarıda terazisine göre bir kaynatıp bir de şu makasları çalışır hale getirelim. Sıkıştırıyor. Yani helezon bir yay var burada. Yani yayı sıkıştırdıkça ne oluyor? Daha da sertleşiyor. Yani koltuk sertleştikçe de yaylanması azalacak. Bütün yağı aşağıdan sıyırıyor. Evet, şimdi bunu şimdilik bırakıyorum. Öbür parçanın atölyede bir kaynağını yapacağım. Yapabilirsem biraz düzelteceğim. Gerçi o serin diye gece çalışıyorum ama gece gece de çok ses yapamıyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum. Bir bakayım. Şunları çalıştırdım. Ama şu tabi şey yapamadım. Şunun tarağını çalıştıramadım. Sadece şöyle boşa çıkarttım. Boşa çıkartınca şu yay çalıştı bunlar. Geriye çekti kendilerini. Dolayısıyla şimdilik bir umut vaat ediyor bu. Şurayı bir düzeltmem lazım. Orayı düzeltirken burayı da esnetip içine bir boru desteği atıp boşlukta şuraya atıp buna göre boru vardır lazım. Güzelce kaynağını yapayım eğer dıştan desteklerim. Bu bir bitsin. Bu çalışır hale burası geliyor. Bir tek şu çalışmaz halde. Onu da ayarladık mı? Bir şöyle sağ sol bir ayarı var bunun. Onu da ayarlayamamışlar. Muhtemelen şu şase yamuk. Ya bu şekilde bırakacağım veyahut da düzeltebilirsem şu makasla alakalı bir kasıntıysa ya da işte şeyle alakalı bir bunu belki de full söküp önden toparlayacağım. Bu çalışır hale gelecek. Sadece iki kaynak ve şuradaki şeylerin çalışır hale getirilmesiyle. Çünkü kalıp yapacağız bunlarla dikerken. Nasıl videosunu çekiyoruz? Neyi nereden söktüğümüzü de hatırlarız. Evet. Çünkü bunların içerisi kullanılacak gibi değil şu anda. Üzerine bir şey yapabilirsin.
Evet. Şu yanlarını yeni destekleyelim. Arkasını da doldururum şunun açını. Onun üzerine düz geçelim. Kırık falan da yok zaten. Burada çok fazla bir şey yok zaten. Temizlenecek. Bayağı böyle demirler var. Demirlerin üzerinde geliyor. Ama o da belli bir noktaya kadar geliyor. Daha fazla gidip gelmiyor. Çünkü niye? Çok fazla kalın civata koymuşlar şunlar. Bunlar ona takılıyor. Bunu bir ayarlayacağız. Bunları çalışır hale getireceğim. Ama şunu keşfettim. Yamuk ya bu. Yamuk duruyor. Yamuk durmasının sebebi bak, bu dayanıyor. Bu takozu sonuna kadar dayanıyor. Fakat bu dayanmıyor. Yaklaşık bir santim kadar bu sonuna kadar gelmiyor. Şu yukarı kadar gelmiş olsa, şunun gibi sonlanmış olsa, burası da açılacak. Orada bir şey mi kırıldı kaldı acaba? İşte onu göremediğim için şu makası açmam lazım. Bunu sökemiyorum çünkü bunun karşılığındaki şu piston şey var. Bunu buradan çıkartamıyorum. Ben bunu sökmem lazım. Bunu sökmemek için şunları sökeceğim. Bunları söküp de sadece şöyle açarsam ona ulaşır mıyım? Bir bakacağım.